Ne demeye gelmiş? Ne demeye? Özür mü dileyecekmiş? Özür dilemeye gelmemiş Hatice. Boşanmak için izin istemeye gelmiş. Ben de verdim. Ne demek verdim? Birden dedi ki sopalamıştın onu. Yani sopaladım. Sonra da izin verdim. Ben uşaklara çay götüreyim. Sopayı iyi etmişsin da. İzin vermek ne demek? Asıl onu iyi etmiş teyze. Ben çekemem zaten benim kıymetimi bilmeyen adamı. Ben kimsenin işine karışmayı sevmem ama enişte iyi adamdır. Kimseye kötülüğü yoktur. Niye değilsiniz bu işi? İnsan sevdiklerini sizin durumunuzda görmek istemiyor da ondan. Asıl siz niye ediyseniz bu işi? Ne edelim? Bizim tabiatımız böyledir. Ben daha iyi tabiatları hak ediyorum. Ondan daha iyisini bulamasın da... gerisini reis bilir. Ben boşandım hanım. Onlar da boşansınlar. Boşansınlar, anlasınlar yalnızlık ne demekmiş. Abi Ünal Bey geldi. Buyursun. Buyuracak gibi değil abi, kapıda düştü, düşecek. Ünal Bey ne oldu? Hadi ver. Seninle konuşmam lazım. Sonra konuşuruz, şimdi hastaneye gidelim. Şimdi özür. Şimdi. Beni zehirlediler hazır. Uşaklar, ambulans çağırın. Hastaneye gitmem diye tutturdun. Hastanenin bana bir şey yapacağı yok hazır. Benim de senden başka görecek kimsem yok. Peki. Neler oluyor anlatır mısın? Bir aydır kendimi iyi hissetmiyordum. Birkaç tetkik yaptırdım. Bir sonuç çıkmadı. İkna olmadım. Yurt dışında güvendiğim bir arkadaşım var. Kan örneği ve birkaç doku örneği göndereceğim. Bir bakın ve bana haber verin dedim. Bir hafta önce seni zehirlemişler diye haber geldi. Nasıl? Nerede? Kim? Tahmin ediyorum Kıbrıs'ta. Tetkiklerden bana izah edilen radyoaktif zehirlenmeye maruz kaldım. Nasıl böyle bir şeye maruz kalabilirsin ki? Kim yapmış olabilir? Yıllar
yıllar önce bir dostumu da aynı şekilde kaybettim. Otopside görünmeyen radyoaktif bir maddeyle zehirlenmişti. Kanserdi. Öldü. Geç kalmış bak, adediler üzerine örttüler. Peki niye burada duruyorsun? Şu tahlilleri yaptırdığın yere güvendiğim bir uçakla gidelim. Yurt dışından ilaç getirdi. Öncelikle bu hatayı durdurmam gerek. Durduramazsam sonuç malum. Bu işin kimi yaptığını öğrenemedin mi? Bu maddenin Kıbrıs'a nasıl getirtildiğini ve bana nasıl verildiğini öğrenmek üzere. Burnundan kan geldi. İnce hastalık mıydı o? Zehirlemişler adamı. Dema. Mantarla mı? Ne yapacaksın ha? Dünyanın bulamadığı ilacı sen mi bulup vereceksin? Sen bana derdini söyle. Radyasyonla zehirlemişler. Aha. Bu çok zor işte. Ben onu hallederim. Ana, radyasyonla zehirlemişler diyor. Nasıl halledeceksin? Çernobil olmadı mı ha bizim oraya? He, oldu. Maruz kalanların da hepsi öldü. Hepsi değil. Ne uşakları ben kurtarmışım. Allah'ın izniyle. O işim ilacı bendedir. Ben yarından tezi yok. O bitkilerle ilaç yaparım. Abi. Bu hastalık bulaşıcı mıdır? Hafiften bulaşıcı. O yüzden buraya gelmiş. Bize bulaştırsın hep birlikte ölelim diye. Kim etmiş bu işi? Onu desin bize de. Kurtarmasak da gereğini yapalım. Hoşçakal, önce sen kendini kurtar kendini.